Lale kızım. Baba, ne zaman televizyon alacaksın? Alacağım kızım, alacağım. Buyurun efendim. Abi bu televizyon ne kadar? Eşim fiyatı 750. Buyurun diğer modellerimize de bakalım. Yok. Kolay gelsin. Biz daha sonra geliriz. Hadi kızım Lale. Baba, 750 lira çok para mı? Olunca alırsın değil mi? Alacağım kızım, alacağım. Hadi. Nazım baba ile amca nerede? Aleko mu? Bilmiyorum. Ya şu bizimkilerin ikametgah olayları için nüfus cüzdanlarını getirdim de. Şu an şu bizim Cennet ablanın olayı da biliyorsun. Sorun olmaz da gel. Yok, niye olsun ki? Baba sen iyi misin? Ha iyiyim, iyi. Bak ne diyeceğim. Biz bu alışverişlerimizi şeyden yapmayalım, marketten. Bundan sonra diyorum ki o Rami'deki halden yapalım. Daha hesaplı olur. Tamam baba. Sen nasıl istersen. Baba şey diyecektim ben sana. Pelin'i arayayım diyorum. Yemeğe çıkarayım. Öyle geçen gece de yalnız bırakıp gidince ayıp oldu kıza. İyi yaparsın oğlum. Bazı şeyleri zamanında yapmak gerekiyor. İnsan geç kalınca sonra çok acı çekiyor. Zaten günümüzde doğru insan bulmak zor. Onun için hem kontrollü hem de çok akıllı olmak gerekiyor, çok. Alo. Pelin. Nasılsın? İyiyim. Şey diyecektim. Geçen gece öyle seni bırakıp gidince yani mecbur kaldım. Neyse. Kusura bakma. Olur mu Sıraç? Öyle deme. Ben anlıyorum seni. Bu akşam mı? Yok. İşim yok. 8'de. Olur. Uyar. Tamam. Balık ekmek yeriz. Tamam. Görüşürüz. İlk randevusunu balık ekmekle yaptı değil mi? Yani güzel, iyi. Sırasıyla tavuk döner, sonra arkasından ıslak hamburger, sonra simit. Yaza doğru da artık karpuz peynir falan yaparsınız ha. Bu çocuk şu telefonla konuştu. Geçen Deniz'in karakoldan aldığı çocuk. Sen söyledin değil mi? Evet, ben söyledim. Yalan mı? Yok, sadece söylenmesi gereken bir şey varsa ben söylerim Şebnem. Yalan ya da doğru. İyi, ben baba kız sizi yalnız bırakayım. Pelin. Biz annenle kendi doğrularını yaşaman için büyüttük seni. Doğruyla yanlışın ayırdığına var. Gerektiğinde mantığını da kullan istedik. Ama görüyorum ki sen duygularına kapılmış gidiyorsun. Babanın.
seni ikaz etmek vazife. Baba ben doğruyla yanlışı ayırt edebilecek yaştayım. Ayrıca hayatımda ilk defa adam gibi biriyle duygusal bir şey yaşıyorum ben ya. Senin hayatına müdahale etmek, ne bileyim özgürlüğünü kısıtlamak aklıma gelecek en son şey biliyorsun. Ama güvende olduğunu bilmek istiyorum. Sağ ol baba, gerçekten. Ama bana gösterdiğin bu ilginin yarısını anneme göstermiş olsaydın... Neyse boş ver. Kendi kararlarımı kendime alacak kadar büyüdüm ben.